Evet, 23 numaralı sorunun çözümündeyim. Arkadaşlar burada ısı ile ilgili bir soru. Bir grafik verilmiş size. Görüldüğü gibi girenlerin sahip olduğu toplam potansiyel enerji 150 kilojül. Evet, son basamakta oluşan maddenin sahip olduğu enerji de 20 kilojül diye belirtilmiş. Şimdi iki tane enerji düzeyi verildiğine göre o zaman bu tepkime iki basamakta meydana gelen mekanizmalı bir tepkimedir. Bakınız. Birinci basamağa baktığınız zaman giren maddenin sahip olduğu enerji ürünlere göre daha fazla olduğu için birinci basamağı eksotermik diyeceğim, belirtiyorum. İkinci basamağa baktığınız zaman gene girenin sahip olduğu enerji 90 kilojülken ürünlerin sahip olduğu 20 kilojül diye gösterilmiş. Giren gene ürünlerden fazla olduğu için bu tepkime de eksotermiktir. Toplam tepkimeye bakıldığı zaman giren 150 toplamda çıkan da 20 olduğu için gene toplam tepkimede ne olmalı? Eksotermik olmalı diyeceğim. Şimdi soruma geçiyorum. Evet, hangileri doğrudur demiş. Birinci basamak eksotermiktir demiş. Birinci basamak eksotermik olduğu gibi ikinci basamak da eksotermiktir. Toplam reaksiyon da eksotermiktir. Birinci ifadeniz doğru. 2. Birinci tepkimenin hızı ikinci tepkimenin hızından büyüktür. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir tepkimenin meydana gelmesi için aşılması gereken enerji engeline aktifleşme enerjisi diyebilirsiniz. Birinci basamağa baktığınız zaman 150'den 180'e çıkmanız gerekiyor ki aktivasyon enerji engeline 30 kilojül diyelim. Aradaki fark 30. İkinci basamağa baktığınız zaman 90'dan 100'e aradaki fark ne kadar şu anda? 10. Eğer bir tepkimede aşılması gereken enerji engeli büyüdükçe giren moleküllerin ürüne dönüşüm hızı azalacağı için tepkime hızında düşme gözlenir. Bu durumda birinci basamağın aktifleşme enerjisi ikinci basamağın aktifleşme enerjisinden daha büyük. Yani engeli daha büyük. Engel büyüdükçe hız düşeceği için birinci basamak daha yavaş olmalı. Burada büyüktür demiş. İkinci ifadeniz yanlış. Net tepkimenin entalpisi demiş. Bakın, net tepkime giren 150, çıkan en son ürün 20 idi. Biz tepkimenin delta H'ını bulmak istiyorsak ürünlerin oluşum entalpisinden girenleri çıkartıyordum. Ürünlerin sahip olduğu toplam enerji 20 kilojül. Girenlerinki ne kadar? 150 kilojül. Aradaki fark aldığınız zaman net tepkimenin entalpisi eksi 130 kilojüldür. Evet, ifade eksi 130 demiş. Doğru. Cevabınız 1 ve 3. Yani Denizli.